Esra Hanım, kokteyliniz. Ah, teşekkür ederim tatlım. Buyurun Esra Hanım. Bu adamlar kim? Ne arıyorlar benim malikanemde? Esra Hanım, o kadar çok paranız var ki sığdıramadık şirketi, eve getirmek zorunda kaldık. tabii siz de haklısınız, onca para. Tatlım söyle, yukarıdaki odalardan birine koyuversinler. Ya 20 tane oda var canım. Tabii ki Esra Hanım. Abiye bir 20 lira var mı be? Şişt, Eko sana 20 lira falan yok. Karışıp durma benim cüzdanıma. Aman ne değerli cüzdanım varmış ya. Hay nasıl değerliyse 5 lira çıktı içinden. Ben rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hı. Ben nasıl zenginim, nasıl zenginim. Böyle balya balya paralarım var. Kocaman malikanede yaşıyorum. Havuz falan var orada. İşte onu anca rüyanda görürsün. Çık. Ya bırak! Ya dur! Gel abi çık dışarı ya. Banyoya gireceğim. Ya işim var oğlum. Ya ne işim var? Ben işe geç kaldım. İşe... Ya öf! Git bana ne ya? Git. Git dükkanda gir. Çık! Bak ya. Bak içi. Oh, sakin ol Esra. Sakin ol. Adama bak. Yine gündemde bir numara ya. Kim? Afiyet olsun. Buyurun hesabınız. Ozan Korpalı. Ya bulamadık şu adam gibi yaratıcı bir uygulama fikri. Yırtamadık gitti. Hadi o uygulamayı buldu da zengin oldu. Karısı ne yaptı da zengin oldu abi? Karısı mı? Karısı ne alaka? Bizim şirkette anlattılar. Berbat bir karısı varmış. Giderken bir dünya tazminat almış. Vay olsun ya. Buyurun şifreniz. Karısından kurtulmak için de hisselerin de yarısını vermek zorunda kalmış. Karıya bak be. Hem tazminat almış hem de hisselerin yarısını öyle mi? Şansa bak be. Sen kimi hissediyorsun lan? Sen kime diyorsun lan? Ben seni... Bakın hanımefendi, yaralama maksatlı saldırıyla suçlanıyorsunuz. Bu beyefendi şikayetini geri almazsa bu iş uzar. Özür dileyin bitsin. Ben mi özür dileyeceğim? Bakın memur bey, iftiraya uğrayan benim. Benim gururum mu oynandı ama? Ya ne iftirası memur bey? Ben bu kadını tanımam etmem. Hiçbir şey demedim ki ben buna. Hadi be. Demedin mi? Nasıl demedin? Affedersin ama bana... Ne dedi bu terbiyesiz? Hanım sana mı dedim? Ben onu adamın eski karısı için söyledim be. Tamam işte. Adamın eski karısı benim. Ne diyor bu ya? Eski karısıymış. Ne gülüyorsunuz ya? O adamın seninle evlenmesi mümkün mü? Allah aşkına ya. Önce bir kendine bak ya. O ne demek be? Terbiyesiz neyin varmış? Tepine bak tepine. Bir sakin olun. Karakol burası. Bakın memur bey, benim arkadaşım doğruyu söylüyor. Ozan Korpalı Esra'nın eski kocası. Ya ben şahidim ya. Ya madem öyle eski kocası, çağırın buraya gelsin şikayetimden vazgeçeceğim. Hah. Doğru mu? Bu bahsettikleri adam senin eski kocan mı? Sayın Esra Erdem, Ozan Korpalı beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Ne diyorsun? Eski kocansa çağır gelsin. Bak şikayetini de geri alacak. Bu konuda kapanır. Dedim ben. Dedim. Esra niye susuyorsun? Görüyor musunuz memur bey? Yok yere bana saldırdı. Şikayetçiyim kendisine. Cezası neyse çeksin. Esra niye gerçeği söylemiyorsun? Ben Ozan'ı arayacağıma hapse düşerim daha iyi. Ayrıca Ozan beni böyle görsün istemiyorum. Ne yani? Ben hapse düştüm, karakollara düştüm. Ozan da gelip beni kurtaracak öyle mi? Yok istemem ben öyle bir şey. Ya bak bak. Bak Allah aşkına sallamaya bak ya. Bakın o zaman ifadelerinizi alıyorum. Başın derde girecek ona göre. Alın memur bey. Tamam siz şöyle buyurun geçin. Ben hanımefendinin ifadesini alayım. Zeyno! Ne oluyor be? Ne? Kızım Ozan beni böyle mi gördü yıllar?
var sonra. Evet. Ya siz kusura bakmayın, devam edin. Biraz zor bir gününde de bugün. Bir de evet diyor ya. Kızım sen nasıl bir arkadaşsın? İnsan bir şey yapar. Gelir bir saçımı başımı düzeltir. Açar bir iki allık sürer. Yani üstümde ayrıca garson kıyafetleri var benim. Enişteme bak ya. Nasıl gelip kurtarmış karısını? Karısın değil abicim. Eski karısın, ayrıca enişte değil, eks enişte. Ya Esra bırak vıdı vıdıyı, sonra ne olur? Annem sonra ne olacak? Bir daha benim karşıma çıkma dedi. Lüks arabasına bindi ve gitti. Aynen öyle babacığım. Ben lafı ağzımdan aldın, tam bir olmuş. Ya adam haklı. Adam olmuş CEO. Adamın cebinde bir ton para var. Buna mı bakacak Allah aşkına ya? Vallahi Eko doğru söylüyor. Yani. Şimdi onun etrafında ne mankenler, ne şarkıcılar, ne oyuncular vardır. Öyle ölmem ya. Direkt füze at. İçek şuna. Ay kırılma da kızım. Gerçekçi olmakta fayda var. Doğru yani. Doğru. Ay bana ne, zengin olduysa, başarılı olduysa, yakışıklı olduysa ben de çalışırım, başarılı olurum. Ben kendimde o potansiyeli görüyorum. Aferin kızım. Ya benim canım çalışıp başarılı mı olacaksın? Abisinin gülü. Ama sen küçükken de böyle salaktın. Sensin be salak. Ayrıca aile misiniz, düşman mısınız belli değil. Annem sen de şöyle arkalara saklanma. Ben senin güldüğünü görüyorum oradan. Böyle göbeğin sallanıyor. Titriyorsun anne. Aman kızım sen boş ver bunları. Bunlar beni de anlamıyorlar zaten. Anlamazlar babacığım. Onlar zaten böyleler. Aile misiniz? Tuhafsınız ya. Ya gül gibi enişte gitti, yemin ederim ya. Ha bu arada küçük bir ayrıntıyı anlatmayı unutmuşum. Ozan eski hattını kapatmamış. Kim bilir kimin aramasını bekliyordu da kapatmadı acaba. Ah, acaba. Ah, acaba. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ozan arıyor. Ne? Zeyno, Ozan arıyor. Ne yapacağım? Niye bana verdin? Açıyor. Ben açamam. Sen aç. Kızım saçmalama. Sen saçmalama. Sen konuş. Ben konuşmam. Kapatacak şimdi. Hayır ben açmayacağım. Sen aç. Delirtme beni. Aç telefonu. Kapatacak şimdi. Tamam. Kapat. Tamam. Tamam. Dur sakin. Sakin ol. Açacağım ama öyle hemen açmayacağım. Aramasını bekliyormuşum. Merak etme. Kapatacak. Tamam açıyorum. Alo. Efendim. Merhaba Esra. Ozan ben. Aa. Ozan. Aa. Sen miydin? Senin numaran yoktu ya. Ben çok şaşırdım sen arayınca. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bugün seninle görüşmek istiyorum. Ha. Kız ne dedin? Ha. Ben aslında şu an iş yerindeyim. Yani çok meşgulüm. İşlerim var benim. Bayağı işim var hatta. Müsait değilim. Konu neydi? Saat 3'te şirkete bekliyorum. Orada öğrenirsin konuyu. Ben sana kurum atarım. Görüşürüz. Ne dedi? Görüşmek istiyormuş benimle. Ya! İsteyecek tabii. Tabii beni dün gördü, etkilendi bu. Garibim, kıyamam ya. İnsan yani Esra'yı unutması kolay mı? Kolay değil. Beni unutmak kolay değil. Ya çok romantik. Ay bu aradığı nasıl pişman, nasıl üzgün geliyor sesi. Aa, deme kız. Aa! Ya vallahi. Aradı işte, illa şirkete gel diye tutturdu. Ben de tamam dedim. Herhalde özür dileyecek. Seni seviyorum, affet falan diyecek. Ay kız etkilendi bu. Ay gördü tabii etkilendi. Hak be, haklı şu güzelliğe bak. Huri huri prenses. Yani. Çok severdi Ozan seni. Yalan yok, çok aşıktı. Ya aşıktı. Çok aşıktı bana. Şaka danak boşamayaydın adamı, iyiydi. Ayol biz neler çektik anlatsanıza be. Neler çektik de. Mıh gibi yapıştık kocamıza, bırakmadık yani, dağıtmadık yuvamızı. Aa, Neriman abla? Ne? Ama bu kız da çok perişan oldu o ara. Konuş bir adını hatırlamadım teyzem. Aysel. Canım hangimiz olmuyoruz ki? Ama koca da bu kadar çabuk bırakılmaz. Ay duyuyor musun kız? Ay hanımlar, hanımlar. Bırakın geçmişi, maziyi, her şeyi bırakın. Biz önümüze bakalım, biz geleceğimize bakalım artık. Nereye gidiyorsun UFO gibi? Gel kız gel. Allah seni kahretmeye. Allah şu güzelliğe bak. Ay pamuk gibi kız. Tüh maşallah. Maşallah. Kız bana bak. Bana haber vermeyi unutmuyorsun biliyorsun. Çatlarım ben yani. Tamam tamam haber vermez olur muyum? Yani hem bakarsınız dönüşte Ozan bırakır beni eve. Hadi kız inşallah. Biz seninle sonra ödeşiriz tamam mı şey? Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.